Az önce haberimizde de ekranlarınıza getirdik. Aralarında TÜSİAD, TOP, Memusen gibi iş dünyasının ve sendikaların güçlü temsilcilerinin bulunduğu 14 sivil toplum kuruluşu ve sendika teröre karşı bir araya geldi ve aslında terör saldırıları sonrası oluşan toplumsal tepkinin, sağduyunun sesi oldu bu sivil toplum kuruluşları. O 14 kuruluşun en büyüklerinden biri olan Memusen'in genel başkanı Sayın Ali Yalçın stüdyo konuğumuz. Sayın Yalçın, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Efendim, öncelikle terör olayları bu kadar gündemdeyken ve can yakıyorken oldukça önemli bir adım, oldukça önemli bir çağrıydı bu. Organizasyonun mimarlarından biri olarak son dönemde yaşanan bu terör ortamını nasıl değerlendirirsiniz diyerek başlayalım. Evet, sözlerime öncelikle terörde şehit verdiğimiz güvenlik görevlilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terör vasıtasıyla hayatını kaybeden insanlarımıza Rabbimden rahmet diliyor. Acılı ailelere ve milletimize başsağlığı dileklerimizi iletirken yaralılar söz konusu, tedavisi sürenler var. Onlara da Rabbimden acil şifalar diliyorum. Türkiye uzun zamandır bir sıkıntının içerisinde cedelleşiyor ve terör hadisesiyle bütün toplumun huzuru bozulmuş ve morali tamamen neredeyse sıfırlanmış noktada. Evet. Bu anlamda sivil toplum kuruluşları olarak şimdiye kadar yapılmış olan tepkilere ilaveten bir araya gelerek birlik beraberlik görüntüsü içerisinde bütün kurumlarla beraber bir ses verebilir miyiz üzerine yaptığımız ortak çalışmada peşinden 14 kuruluş bir araya gelerek bugün kamuoyunun karşısına çıktık ve 17'sinde Perşembe günü Ankara'da 14.30'da yapacağımız teröre hayır, kardeşliğe evet yürüyüşü için bütün toplumu Ankara'ya davet ettik. Evet. Efendim, şimdi bu daveti gerçekleştirdiniz ve sivil toplum kuruluşlarının rolü aslında bu tarz durumlarda oldukça önemli. Bu noktada Perşembe günü için yaptığınız çağrının, Perşembe günü gerçekleşecek toplantının toplumsal uzlaşı adına, terör olaylarına gösterilecek tepki adına nasıl bir rol olacaktır? Şimdi öncelikle şunu belirtelim. Şimdiye kadar verilmiş olan tepkiler tekil olarak bazı sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları olabilir. Memursen olarak biz de Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 81 ilde tepki verdik. Peşinden bazı sivil toplum birliktelikleriyle illerden buna ilişkin tepkiler ifade ettik. Fakat burada bütün toplum kesimlerini içerisine alan farklı ideolojilerden, farklı fikirlerden, farklı düşüncelerden, farklı sosyal tabanlardan insanların tamamının bir araya gelebileceği ve ortak paydada buluşabileceği bir şey söz konusu olabilir mi diye sorduğumuz soru üzerinden Türk bayrağı motifi altında bütün sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelebileceği bir zemini oluşturmayı seçtik ve burada 14 kuruluş bir çağrı heyeti olarak, düzenleme kurulu olarak Ankara Valiliğine başvurumuzu yaptık. Evet. Ankara'da Sıviye'de toplanmış olacağız ve birinci meclis önünde dağılacağımız bir organizasyon söz konusu ve burada bütün vurgumuz teröre hayır, kardeşliğe evet. Ana temamız ise Türk bayrağı, herkesin ortak paydası, herkesin altında buluşabileceği bir renk olarak bunun altında buluşacağız. Herkes kendi aidiyetini, kendi logosunu, kendi rozetini bir tarafa bırakarak Türkiye paydasında bir araya gelmiş olacaklar. Bu son derece önemli. Toplumun tamamının ortak tepki vermesi açısından önemli. Şimdiye kadar herkes bireysel anlamda, kurumsal anlamda tepkiler mutlaka verdiler ve bunlar kamuoyuna yansıdı ama ilk defa Türkiye'de bu çapta, bu düzeyde bir birliktelik gerçekleşmiş olacak ve 14 kuruluş beraber bu anlamda bir tepkiyi ortaya koymuş olacak. Sayın Yalçın, bu arada özellikle şehit haberleri yoğun geldiği günlerde, Dağlıca saldırısının sonrasında da görmüştük. Aslında sivil protesto gösterileri de olmuştu. Fakat ciddi provokasyonlar da devreye girdi o dönemlerde. Ve aslında gerçekleştirilecek olan Perşembe günkü protesto bu anlamda da oldukça önemli. Zira provokasyonlara müsaade edilmeden milli bir uzlaşıyla aslında tek ses olarak teröre tepki gösterilebileceği de burada ifade edilmiş olacak, değil mi? Tabii burada provokasyonlara karşı da bir mesaj olacak aslında. Kesinlikle. Bütün toplum kesimlerinin bir araya gelebileceği ve tamamen sivil bir organizasyon, sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği bir organizasyon ve herkes buraya gelebilir, katılabilir. Evet. Türk bayrağının altında yürüyebilecek şekliyle herkes bu konseptin içerisindedir. O yüzden geniş konsepte olması dolayısıyla bu anlamda Türkiye'de tarihi anlamda bir güne de tanıklık etmiş olacağız. Yüz binlerin Ankara'da, Sıviye'de toplanıp birinci meclis önünde dağılacağı bir
organizasyon söz konusu. Tepki anlamında son derece önemli. Dünyada terörle imtihan olan birçok ülkede buna benzer sivil tepkiler meydana geldi. Evet. İşte en son İspanya'da ETA örneği var biliyorsunuz. Orada Miguel Angel Blanco diye bir bürokratın kaçırdığı 1 milyon kişi bir araya gelerek içerisinde milliyetçi baskıların da yani ETA'ya destek veren insanların da bulunduğu ve ETA'nın tamamen yalnız bırakıldığı bir zemin oluşmuş ve bu son derece etkili olmuştu. Evet. Bu anlamda Türkiye'de bütün sosyal kesimlerin bir araya geldiği bir şeyi sivil toplum organize edebilirdi. O yüzden düzenleme kurulu olarak 14 kuruluş bir araya gelerek bugün toptan bir çağrıda bulunduk. Teröre hayır, kardeşliğe evet, bayrağını al da gel, komşunu al da gel diye bütün topluma çağrıda bulunuyoruz. O gün Ankara'da bulunamayacak ama mutlaka bu toplumun içerisinde ben de varım, vücut olarak burada bulunabilirim, ilimde bulunabilirim ama evet, ruhen oradayım diyenler ne yapabilir konusu üzerine de yoğunlaştık bunun üzerine ve şöyle bir çağrıda bulunduk. Dedik ki o gün bütün iş yerlerinin, bütün evlerin, bütün okulların, kamu kurumlarının tamamının Türk bayrağıyla donatılmış olması bu anlamda Ankara'da bulunmak kadar etkileyecektir. Evet. Bunun için bütün vatandaşlarımızı buna duyarlı davranmaya davet ediyoruz ve bu yayın vesilesiyle ben bir şeyi buradan açıklamak isterim. Buyurun lütfen. Perşembe günü olması dolayısıyla mesai günüdür. Dolayısıyla mesai gününde örgütlü yapılar olan bizim gibi kuruluşların, kamu görevlerinin örgütlü olduğu, işte MemurSen Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından 850 bin üyesi bulunan bir kuruluş. Evet. Türkiye KamuSen var bu konseptin içerisinde. Hak İş var, Türk İş var. Örgütlü yapılar, çalışan kesimin temsilcileri vardı. Dolayısıyla bu çalışanları temsilen bulunan kuruluşların bugün katılması zor olabilir diye bir tartışma oldu. Biz buradan yayından ifade ediyorum. Buyurun. MemurSen olarak 17'sinde Perşembe günü Türkiye geneli iş bırakıyoruz. Dolayısıyla MemurSen bütün sendikalarıyla birlikte 11 hizmet kolunun tamamında iş bırakma kararı almıştır. O gün hizmet üretmiyoruz. O gün tepkimizi ifade etmek, kardeşliğimize vurgu yapmak için Ankara'da Sıhhiye'de buluşmuş olacağız. Onun için buradan bizi dinleyen, bizi izleyen bütün kamu görevlilerine MemurSen il teşkilatları yakın olan 42 ilde sabah hareket edebilecek ve Ankara'ya ulaşabilecek. Evet. 42 ilden araç kaldırarak çalışanları Ankara'da buluşturmuş olacaklar. Bir de bu yayın vesilesiyle yarın bir etkinlik var. Onu da duyurmak isterim. Buyurun lütfen. Doğu'da 21 ilden 600'ü şu an yakaladı sanırım sayı. Sivil toplum kuruluşu Diyarbakır'da bir araya gelerek saat 12 itibariyle Diyarbakır'da bir tepki ortaya konulacak. Evet. Ve teröre silah bırak çağrısı yapılacaktır. O yüzden yarın saat 12 itibariyle de Diyarbakır'da olacağız. Bu arada Sayın Yalçın, tekrar edelim, özellikle Perşembe gününe yönelik olarak almış olduğunuz kararı, zira önemli bir açıklamaydı bu. MemurSen'e bağlı sendikaların çalışanları Perşembe günü itibariyle işbaşı yapmayacaklar. Yapmayacaklar. O gün evet, tamamen iş bırakıyoruz ve hizmet üretmiyoruz. O gün tepkimizi ortaya koymak, kardeşliğimize, birliğimize vurgu yapmak için Ankara'da buluşmuş olacağız. Bütün teşkilatlarımız şu anda harıl harıl bununla ilgili çalışıyor. Ve organizasyon için araç kiralama dahil bütün detayları şu an üzerinde yoğunlaşarak tamamlamaya çalışıyorlar. O yüzden illerden ben Ankara'ya bu toplantıya katılmalıyım diyen bütün arkadaşlarımızı, illerdeki teşkilatlarımızla irtibatlı olmaya ve onlarla beraber Ankara'da bulunmaya davet ediyorum. Yani bu imkan sağlanacaktır çalışanlara, tamam, da tabii, Ankara'ya gelmek tabii isteyenlere. Şimdi Sayın Yalçın, bu noktada aslında biraz da konunun genel seyriyle alakalı konuşalım istiyorum. Zira iş dünyası için çok zor bir süreç, yaşanan süreç. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde son yıllarda ciddi anlamda yatırım yapılmıştı ve bu yatırımları da mevcut terör ortamı çok ciddi anlamda etkiliyor. Dolayısıyla bölge ekonomisi, hatta Türkiye ekonomisi terör ortamından ciddi şekilde olumsuz etkileniyor. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani terör ortamının devam etmesi durumunda bölge ekonomisi ve Türkiye ekonomisine zararları bağlamında nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Önce şunu ifade ederim. Türkiye'de terörün şimdiye kadarki sebebiyet verdiği mali bilanço, kaynak belki de bu ülkede 40 tane Koç ve Sabancı servetine denk gelebilecek bir rakamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla maliyet, Türkiye'nin evet, kaderini değiştirmiş olabilecek bir kaynak bu ülkede anlamsız bir çatışmaya ve çekişmeye gidiyor. Bunu ortadan kaldırmak gerekiyor. Bugünkü birliktelikte
14 kuruluş bir araya gelerek bunun içerisinde işvereninden iş görenine varana kadar bütün toplum kesimleri var. Hak iş var, memur sen var, müsiat var, Türkiye Kamu Sen, Barolar Birliği, TESK, TİSK, TOP, Türk İş, TÜSİAD, TÜZOP ve TÜRMOP olmak üzere, TÜRKONFET olmak üzere bütün kuruluşlar çağrı heyetinin düzenleme kurulunun içerisinde yer aldılar. Bütün renkler. Bunun haricinde bütün sivil toplum kuruluşlarına bu anlamda çağrılar yapıldı. Sanatçılardan rektörlerine, basın mensuplarına, sporculara varana kadar bütün toplum kesimleri bu yürüyüşün içerisinde, bu buluşmanın içerisinde olacak. O yüzden ben bütün insanımızı tarihe tanıklık etmek, tarihi bir tepki vermek ve bu anlamdaki hissiyatını ortaya koymak üzere Ankara'daki buluşmaya davet ediyorum. Evet, bu noktada ben yeniden biraz önceki şeye dönmek istiyorum. Şimdi az önce de ifade ettik, aslında toplumun bütün renkleri burada. Dolayısıyla bir araya gelinecek. Ancak şöyle bir risk de var. Her ne kadar teröre karşı ortak bir tepki ortaya konuluyor olsa da bir realite, hala şehit haberleri geliyor. Hala terör olayları devam ediyor. Yani dolayısıyla bu noktada şimdi en önemli etkilerinden biri, hani toplumsal uzlaşıya da tabii ki olumsuz etkileri var, ancak ekonomiye de çok ciddi olumsuz etkisi var. Yani bu noktada terör olaylarının devamı noktasında nasıl bir etkisi olur ekonomiye? Bölge ekonomisine yatırımlar durma noktasına gelecektir belki. Güvenliğin olmadığı yerde hiçbir faaliyet, ticari de olsa, sosyal da olsa tam etkin olarak sağlanamaz. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'de ekonominin örselenmemesi, insanların yaşam düzeylerinin etkilenmemesi, sosyal yaşantıların etkilenmemesi için terör ortamının olmaması ve terör örgütünün silah bırakması son derece önemli. Bu, evet. Bu açıdan bütün iş verenler rahatsızlar Türkiye'de. Çünkü terörün hedef alması, onların faaliyet ortaya koymasını ve topluma katma değer üretmesini engelleyen bir durum. O yüzden bu yayın vesilesiyle şu konunun altını da özellikle çizmek isterim. Buyurun. Batı'da özellikle terör olaylarına tepki için bazı kalabalıklar şuursuz bir şekilde esnafa, seyahat firmalarına saldırarak bu anlamda kendilerince tepki verdiklerini zannediyorlar. Ve en acı haber ve en anlamlı mesaj önceki gün yansıdı. İşte İzmir'de dükkanı darp edilen bir Kürt vatandaşın çocuğu Güneydoğu'dan şehit geldi. Evet. Dolayısıyla oraya tepki vermiş olan ve o insanın canını yakmış olanların bu gelen haber dolayısıyla sanırım herhalde sabaha kadar veya günlerce uyumaması gerekir. Bunun ne anlama geldiğini o insanların idrak etmesi gerekir. O yüzden evet, teröre tepki veriyoruz diye terörü azdıracak, tırmandıracak, toplumsal anlamda terörün yanında konumlanmayı gerekli kırabilecek bir şeye insanlar kendileri vesile olmamalı. Bu toplumu ayrıştırmamak lazım. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, herkes bu anlamda ortak hareket edebilmeli ve teröre karşı ortak tepki koyabilmeli. Onun için işte Muğla'da cereyan eden hadise ya da işte Beypazarı'nda cereyan eden hadise, çeşitli yerlerde araçlara yönelik, seyahat firmalarına yönelik saldırılar hakikaten anlaşılır gibi değil. İnsanlar bu anlamda tepki gösterdiğini zannediyorlar ama aslında tepki değil, katkı sunmuş oluyorlar. Bu son derece yanlış bir şey. Bu anlamda bu kitleleri, kalabalıkları sokaklara indirenler de, buna öncülük edenler de, bu olaya sebebiyet verenler de kendisini bir kez daha gözden geçirmeli. Yoksa bu ülkenin birliği, bütünlüğü bozulduğu zaman buradan sadece bir kesim değil, her kesim, herkes bundan zarar görür. Evet. Bu konuda bütün toplumumuzu birlik, beraberlik, kardeşlik görüntüsü vermeye, teröre karşı en anlamlı tepki ortaya koymak üzere Perşembe günü bayrağını da alıp, komşusunu da alıp Ankara'da Sıhhiye Meydanı'nda buluşmaya, 14.30 itibariyle Ankara'da teröre hayır, kardeşliğe evet diye sesini yükseltmeye davet ediyorum. Evet Sayın Yalçın, bu arada son olarak şimdi özellikle terör olayları 7 Haziran seçimlerinden sonraki belirsizlik ortamında çok ciddi olarak arttı. Ve Türkiye şu an yeniden bir seçim ortamında. Yani 1 Kasım'da genel seçimler gerçekleştirilecek, yeniden tekrar seçimler gerçekleştirilecek ve bu engamede aslında terör olaylarının seçim sonrası dönemi nasıl etkileyeceği veya seçimler sonrası oluşacak ortamın barış ortamını yeniden tesis edip edemeyeceği de tartışılıyor. Bu noktada siz seçimlerin terör olaylarının etkisini nasıl değerlendirirsiniz? Tabii terörün olduğu yerde güvenlik sorusu her zaman için zihinlerde yer eder. Ama evet, bu yayın vesilesiyle biz teröre hayır, kardeşliğe evet diye
bütün kuruluşlar bir araya gelmiş ve çeşitli renkten, tondan, düşünceden kuruluşlar ortak payda buluşmuşken seçim üzerine bir yorum yapmayı şu aşamada doğru bulmam. Dolayısıyla seçimin güvenliği açısından öncelikle toplumun güvenliği, insanların güvenliği de bu açıdan önemli. Bu açıdan önemli. Şehit cenazelerinin gelmemesi önemli. O yüzden toplumun tamamının bir araya gelebileceği bu konsepte yoğunlaşmak doğru olandır. Seçimin de bu konsept sağlandığı zaman PKK'nın silah bırakması veya terör örgütlerinin bu anlamda silahsızlanması sağlandığında toplumun huzuru tekrar temin edildiğinde bu tip tartışmalar zaten o zaman olmayacaktır. Dolayısıyla seçim eksenine cümle kurmayı bu bir araya gelmiş olan kuruluşların konseptine zarar verebilecek bir davranış olarak görürüm. Evet, bu noktada şimdi bir araya gelen 14 sivil toplum kuruluşu ve sendikanın yapılarına bakıldığında aslında her renkten grubun ve kuruluşun evet. yer aldığını da görüyoruz. Dolayısıyla aslında Perşembe günü hani bütün Türkiye bir araya gelmiş olacak ve Türkiye'nin bütün renkleri aslında teröre karşı haykırmış olacak bir arada. Yani nasıl bir mesaj vereceksiniz orada? Burada temel şey şu, belki bazı kuruluşlar bugün çağrı heyetinin içerisinde bulunan veya katılacak olan bazı kuruluşların bazen birbirlerine karşı açıklamaları da olmuş olabilir. Karşı zıt durdukları noktalar da olabilir. Ama evet. insanlarımız genelde bütün toplum beraber bir tepki verebilsek diye bir cümle kurduğu olmuştur bütün insanlarımızın. Dolayısıyla bugün işte tam da o gün bütün toplumun, bütün renklerin beraber hareket edebildiği ve aynı nokta üzere buluşabildiği, aynı ortak payda olan bayrağın altında bir araya gelebilerek o gün Ankara'da buluşmaya sözleştiği bir gün. Bunun için bütün kuruluşlar şu an mutfak çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. O yüzden neden bu konularda bütün toplum beraber tepki gösteremiyoruz? Hepimizin canı yanıyor. O zaman neden bir araya gelemiyoruz sorusunu soranla bu konuda yakınan insanlarımızı evet bütün kuruluşlar bir araya gelmiş durumda. Bu anlamda gerekçe ortadan kalkmıştır. Onun için gerekçenin ortadan kalktığı yerde bayrağı da alıp oraya gelip işte aradığımız tablo, özlediğimiz tablo buydu ve bu tarihe tanıklık etmek, bugüne katkı sunmak için ben de buradayım demek bütün toplumumuza, bütün insanımıza düşüyor. O gün oraya gelemeyecek durumda olan insanların orada değilim ama yüreğim orada, kalbim orada, duygum orada, ben orayı destekliyorum diyerek evine bayrağı asması, iş yerine bayrağı asması, seyahat halinde ise arabasına bayrağı takması bu anlamda en anlamlı katkı, en anlamlı tepki olmuş olacaktır. O yüzden Perşembe günü son derece önemli. Burada Türkiye'nin yıllardır uğraştığı bir terör hadisesine karşı bütün toplum kesimleri bir araya gelerek tepki vermiş olacaklar. Bu tepkiye bütün insanlarımızın duyarsız kalmayacağını, sivil toplumun bu anlamdaki mesaisine saygı duyarak, ona katkı koyarak Ankara'da konumlanmak üzere, Sınya'da buluşmak üzere hareket edeceğini düşünüyorum. Onun için bütün herkesi tekrar davet ediyorum. Ve aslında Sayın Yalçın, bu noktada siz satır aralarında birkaç kez dile getirdiniz ancak tekrar ifade etmiş olalım. Ankara'ya gelemeyecek olanlar da aslında bulundukları şehirlerde belki evlerinin balkonlarına, pencerelerine, araçlarına Türk bayrakları asarak da bir şekilde Ankara'da olamasalar da eşlik etmiş olacaklardır, değil mi? Tabii. Dolayısıyla aslında topyekun Türkiye genelinde bütün Türkiye tepkisini ortaya koymuş olacak. Evet. Siz de kabul edersiniz ki bütün toplumda bu anlamda hak verir. Bütün herkesin Ankara'da buluşma şansı yok. Yok tabii ki. Dolayısıyla ne Ankara'nın trafiği ne alanları buna müsait olabilir. Dolayısıyla Ankara'da Kızılay'la 1. Meclis arasındaki güzergahın alabileceği kadar insana en fazla Ankara'da bu anlamda buluşturabilirsiniz. Tabii ki. Dolayısıyla bu buluşmaya gelebilecek durumda olanların illerdeki bu eyleme, bu buluşmaya tepki vermeye imza atan, inisiyatif alan kuruluşlarla harekete geçerek Ankara'ya hareket etmesi doğal ve doğru olandır. Ama bunun içerisine gelerek katkı sunamayacak olanların bulundukları yerde aynı katkıyı sunma imkanı da bir şekilde vardır. O da bayrağını asarak, kornasını çalarak, gerekirse arabasına bayrak takarak bu anlamda evet. ben de oradayım diyebilme şansı var diye düşünüyorum. Ve Perşembe günü Türkiye teröre karşı tek ses olacak diyerek evet. noktalayalım. Çok teşekkür ediyoruz Memur Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın, değerli katkılarınız için. Evet sevgili seyirciler, bugün canlı gündemde Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı konuk ettik ve Perşembe gününe yönelik 14 sivil toplum kuruluşu ve sendikanın çağrısını terör olayları bağlamında değerlendirdik, konuştuk ve canlı gündemi burada noktalıyoruz efendim. Yarın aynı saatte yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.